Merhaba sevgili çocuklar, Devran Koleji Uzaktan Eğitim'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1. sınıf matematik dersinde geometrik şekiller ve özellikleri konusunu işleyeceğiz. Geometrik şekiller dediğimizde aklımıza üçgen, kare, dikdörtgen ve çember gelmektedir. İlk olarak üçgenden başlayalım. Çocuklar, geometrik şeklimizin sınırlarını belirleyen bu çizgilere bizler kenar diyoruz. Tekrar ediyorum, geometrik şekillerimizin sınırlarını belirleyen bu çizgilere biz kenar diyoruz. Bakalım karşımızdaki şekil üçgen olduğu için kaç kenarı var? Birinci kenar, ikinci kenar ve üçüncü kenar. Demek ki üçgenin 3 tane kenarı varmış. İki kenarın birleştiği şu sivri noktalara ise bizler de köşe diyoruz. İki kenarın birleştiği sivri noktalara, sivri uç kısımlarına biz köşe diyoruz. Bakalım üçgenimizde kaç tane köşe varmış? Birinci köşe, ikinci köşe ve üçüncü köşe varmış. Üçgenin kenar uzunlukları farklı veya eşit olabilir çocuklar. Karşımızdaki üçgenin üç kenarı da birbirine eşit fakat farklı uzunluklarda, üçgenlerde olabilir. Birisi kısa, birisi uzun. Onlara da biz üçgen deriz. Şimdi karşımızda gördüğümüz şekil karedir. Ne demiştik? Geometrik şeklimizin sınırlarını belirleyen, sınırlarını çizen bu çizgilere biz kenar diyorduk, değil mi? Karemizde kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4 tane kenar var. Şu iki tane kenarın birleştiği uç kısmı biz köşe diyorduk, değil mi? Bakalım kaç tane köşemiz var? Birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe ve dördüncü köşe. Demek ki karenin 4 tane kenarı varmış, 4 tane köşesi varmış ve karenin 4 kenarının uzunlukları da birbirine eşitmiş çocuklar. Bakın buradaki uzunluk buraya eşit. Buradaki kenar uzunluğu buraya eşit. Hepsi birbirine eşit. Sıradaki şeklimiz dikdörtgen. Şimdi dikdörtgene de bakalım. Geometrik şeklimizin sınırlarını belirleyen bu çizgilere bizler kenar diyoruz. Bakalım kaç tane kenarı var? Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenarı var. Hani iki kenarın birleştiği sivri noktalar köşeydi. Birinci köşe, İkinci köşe, üçüncü köşe ve dördüncü köşe olmak üzere de 4 tane köşe var. Peki, kare ile dikdörtgen arasındaki farkı sizler görebildiniz mi? Evet, diyorsunuz ki öğretmenim, bu iki tane kenar kısa, bu iki tane kenar da uzun. Dikdörtgenin karşılıklı gelen iki kenarı kısadır, iki kenarısı ise uzundur. Karenin tüm kenarları birbirine eşit iken dikdörtgenin çocuklar iki tane uzun kenarı, iki tane de kısa kenarı vardır. Evet, şimdi karşımızda gördüğümüz ise çemberdir, değil mi? Çemberin ise çocuklar bir bakıyorum. Hiç köşesi var mı? Hiç sivri yeri? Hayır, yok değil mi? Çemberin köşesi yoktur. Bakalım kenarına bakıyorum. Hani diğerlerinde böyle düz düz kenarları vardı. Çemberde hiç öyle düz düz kenar yok değil mi çocuklar? Çemberin de çocuklar eğri bir kenarı vardır. Dikdörtgendeki, üçgendeki, karedeki gibi kenarları düz değildir. Evet, sizlerle bugün çocuklar geometrik şekilleri işledik. Üçgen, kare ve dikdörtgen çemberi. Bunların basit özelliklerini gördük. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.